Tabii o kadar çok şey oldu ki Fenerbahçe Trabzonspor maçının üzerinden 5 gün geçti. Oysa biz sanki çok uzun bir zaman geçmiş gibi hissediyoruz şu anda. Vallahi Ben en ben de öyle. azından öyle düşünüyorum. Vallahi. Üzerine o kadar çok şey yaşadık ki. Şimdi orada bir tabii bu sezonu önde götüren uzun süredir lider takım. Fenerbahçe'de işte Galatasaray gibi, Beeşiktaş gibi hayal kırıklığı yaratan üç büyüklerden biri. Ama 10 kişi kalmasına rağmen öyle bir reaksiyon gösterdi, böyle bir oyun ortaya koydu ki bunu o günü özel bir başkaldırı olarak mı değerlendirmek lazım? Yoksa bu potansiyel vardı da o birlikteliği sergileyecek o sihirli tılsımı mı bulamamıştı Efendim Fenerbahçe? iki şey konuşacağım amaçlarım. Bir, o maçtan evvel bizim program dahil konuştuğum her yerde ve yazdığım her yazıda favorimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Gerekçem de Fenerbahçe'nin muhteşem top oynadığı değil. Trabzonspor kendisine altın tepside sunulmuş bir şampiyonluğu yaşıyor. Trabzonspor medyamızın, skor yazarı medyamızın şişirdiği kadar iyi futbol oynamıyor. Pek çok takım Trabzon'a aralarındaki puan farkına bakıp biz zaten yenildik. Az yiyeyim de beni kovmasınlar diyen hocalarla çıkıyor. Öyle olunca da kazanırsın. Fenerbahçe'nin öyle oynayacak hali yok. Fenerbahçe kazanmaya muhtaç. Fenerbahçe Trabzon'un önünde kapanıp Abdullah Avcı'nın şıkır şıkır oynayacağı futbol oynamayacak. Fenerbahçe saldıracak. Saldırdığı zaman da Trabzon'un da durumu ortaya çıkacak. Bu hırs o skoru değiştirmeye yeter. Ama İrfan Can gibi birisi çıktı. Kim ne derse desin bizim Ahmet Çakar dahil. Erman Hocam'dan aynı fikirdeyim. Net kırmızı kart. Efendim Mete Kalkavan daha evvellerden aynı pozisyonda kendi vermemiş de vardayken çağırmış. Aynen böyle yazıyorlar. Bu Mete Kalkavan'la da başkası için de çok ağır bir itham. Başka maçlarda çıkartmadığı, kendi çıkartmadığı sarı kartları işte Trabzon'un Fenerbahçe maçı olduğu zaman çıkartıyor demek. Bu adam maçı Trabzon'a sattı demek. Ağır konuşuyorum ama başka manası yok bu yazım. Ama bizim medyanın ve de yorum yapanların fark etmedikleri bir şey var. Şu yerde yatan Trabzonlu'nun ayağı. Evet, Siyopis kayarak hamle yaptı. Bileğe basmadı. Kaval kemiğine bastı. İrfan Can. Bu basan ayağı, bu da çime basan ayağı. Ve sonra sen şimdi rakibin yerde yatan adamın kaval kemiğine bastığını görüyorsun ve hissediyorsun. Hangi ayağınla zıplarsın öbür tarafa geçmek için? Bunun üstüne bastı. Yani devam etti basmak. Mete Kalkavan'ın eski kararlarıyla fark burada. Onun için kırmızı kart, turuncu bile değil. Gidin, seyredin o pozisyon. Ve FIFA dahil hakem kararlarında kart konusunda yumuşalar var biliyor. Dedi ki adamlar, her formadan çekmeye kart çıkartmayın. Devamlılıkta kart çıkartın. Futbol bir ayak oyunudur. Temas olacak. Ayak da ayağa temas edecek.
her ayağa temasta faul ve kart çıkartmayın. Devam ederse basmaya. Şu ayağına ayakla basmak başka bir şey. Devam etmek o sarı kart. Ama buraya bütün vücudunun 90 kilo, 80 kilo ağırlık vererek basmak o ayağı kırmaya teşebbüs. Yani adamın futbol hayatını da bitirebilirsin. En az 6 ayda oynamamasına da yol açabilirsin. Mustafa'nın kırılan ayağı kaç ayda mal oldu? Tabii çok uzun. E 10 kişi kalınca da Fenerbahçe ve de erken 10 kişi kalınca kazanamadı maçı. Bir aile fırsat yakaladılar gerçi. 10 kişi oynayan bir takım olmalarına rağmen. Yani onları söyleme gereği herkes maçta etti. Maçta konuştum. Evet. Yani ben Fenerbahçe favori diyen ender adamlardan biri olduğum için gönlüm ferah. 10 kişiyle bile ne hale getirdiler. 11-11 maç devam etseydi sonuç ne olurdu herkes bilecek. Şimdi bu hafta 13'ü yanılmıyorsam Süper Lig seviyesinde olmak üzere 18 hakeme el çektirildi. Ardından Mete Kalkavan ben kendim bırakıyorum dedi. Bazı yardımcı hakemler Cüneyt Çakır'ın yardımcıları özellikle bırakma kararı aldı. Bugün duyuyoruz ki görev verilen bazı hakemlerin bu hafta için görev istemedikleri yönünde haberler geliyor. Ağırlıklı olarak bakıyorum, yorumları değerlendiriyorum. Gelen bilgilere bakıyorum. Şeklen doğru bir karar olsa da usulen zamanlama açısından şekil açısından bir sıkıntı olduğu yorumları yapılıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da dün çıktı yayıncı kuruluşta. Bu benim operasyonum. Biz planladık. Yönetimden izin istedik ve hayata geçirdik dedi. Altında da hani başka bir takım şeyler de aranmaması gerekir dedi. Sizin bu olaya ilişkin değerlendirmeniz nasıl? Ben diyeceğimi iki gündür sabah gazetesinde dedim. Hı hı. Neticede bu kararı Merkez Hakem Komitesi Başkanı almış olsa da o Merkez Hakem Komitesi Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olduğuna göre böyle bir karar, zaten adam da izin aldık demiş. Şimdi ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam 28 hafta geçmiş ligin son 10 haftasında Türkiye'nin en elit 13 tane orta hakemini sahalardan uzaklaştıracak bir kararın sonucunun neler olduğunu iyi düşünürdüm. Hakemler bir tarafa bakıyor. Bu ligde herkesin olmak istediği bir yukarıdaki dört var. Bir de hiç kimsenin olmak istemediği aşağıdaki dört var. Şimdi puanla, az puanla ya da averajla bu dörde giren ya da bu dörtte üstteki dörde girme şansını kaçıran takımlar ligin bitmesine 10 dakika kala, en 10 hafta kala en elit 13 tane hakemin kimseyi tatmin etmeyen bir gerekçeyle tasfiye edilmesine sessiz kalacaklar mı? Bu 10 hakem maçları çok kötü de değil. Ön yargılı. Bu ön yargının sebepleri çeşitli olabilir. Yönetmiş olabilirler ve ben bu sebeple küme düşüyorum. Ya da ben bu sebeple Avrupa'ya gidemiyorum. Onun için bu hakemlerin yönettiği bütün maçların iptalini istiyorum.
benim maçımı yönetmemiş olabilir. Ama Ender'in maçını yönetmiştir. Önder'in maçı kazandığı için benim üstümde yer alıp Avrupa'ya gitmiştir ya da küme düşmemiştir.